الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى وسلم şifa şerif derslerimizden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allahu Teala hayırlı uzun ömürle, sahat ve afiyetlerle, devam sebat istikametlerle merzuk eylesin. Amin. Ta ki bizi bu mübarek kitabın tamamına erdirsin. Amin. Ve bunun tamamına erdiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki itikadımızı, ve muhabbetimizi, sevgimizi, saygımızı, tazimimizi de tamama erdirsin. Amin. Ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu mübarek kitabı bitirdiğimizde bizden hoşnut ve razı eylesin. Amin. <laughs> Amin. Bu zor bir kitaptır, büyük bir kitaptır, ciddi bir eserdir ilmi bir eserdir. Onun için bunda asla kurafe yazmaz. Hepimizin bilmesi lazım olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en azından bilmesi lazım olan öz ve özet bilgileri ihtiva eder. Tabi bu işin sonu yok. Kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerin sonu yok, meziyetlerin sonu yok. Buna göre bizler onun menkıbelerinden, üstünlüklerinden, Allahu Teala'nın ona lütfettiği keremlerinden, ikramlarından bazı şeyler öğrenmeye talibiz. Hepsini bilmeye gücümüz yetmez. Onu ancak Rabbimiz bilir. Çünkü Rabbimiz ona ne verdiğini en iyi o bilir. Bize de bildirir fakat bize de hepsini bildirmiş değildir. Onun için Allah-u Teala'dan iyi onu kimse tanıyamaz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtamaz, tarif edemez. Faziletlerini de idrak edemez. Bizler kenarından, kıyısından bu sahilin, bu yüce okyanusun, bu derin okyanusun sahillerinde dolaşır dururuz. Biraz da içine girersek, kurbağa gibi, kablumbağa gibi aranır dururuz. Yoksa bunun derinliğinin dibine ulaşmak bize müyesser değil. Velakin efendim ma la yuraku kulluhu la yuraku kulluhu tamamına erişilemeyen bir şeyin tamamı terk edilmez. Azı da terk edilmez. Ne kadar öğrenebiliyorsak o kadarını inşallah tahsil etmeye, talim etmeye, öğrendiğimizi öğretmeye gayret edelim İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu gibi ve gün fi bu derin denize diyor ne gibi ol kurbağa gibi kaplumbağa gibi işte aran dolan diyor yani yoksa bir kaplumbağa kurbağa iddia etse ki ben bu denizi yutarım kimin alır ben bu denizin her tarafını dibine kadar karıştırırım bunun da ne var ne yok hepsini bilirim. Bu gülünç olur. Bizim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ki meseleleri ben biliyorum dememiz bundan beter bir maskaralık olur yani. Bize gülerler yani. Onun için bu eserleri yazan alimlerin hiçbirisi biz bu işi becerdik, hakkını verdik dememiştirler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kazıyaz Hazretleri'nin şifa şerif sahibini beğenmiştir yani kendisinden 500 sene sonra gelmekle beraber onu tanımıştır. Çünkü hepimizi tanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ümmetimin diyor e, isimleri babalarının isimleriyle beraber suretleri yani bizim resmimiz, görüntümüz, benim bu suratım, senin surat suretten gelir yani. Suret Arapçadır zaten. Görüntü demektir yani. İnsanda en fazla görü, görülen yeri yüzdür. Yüz bedenin aynasıdır onun için. Efendim ...yüzümüzle beraber... ...şu anda ortalıkta yaşadığımız şu halimizle beraber... ...çamurda diyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani bir balçık şeyde... E, ...ne diyorsunuz ona... E, ...tabloda... ...efendim... E, ...sayfada veyahut da... E, ...tahta gibi düşün çamuru... ...önünde bir şey mesela... ...tahta açtılar... ...onda bir şeyler çiziyorlar... ...onu nasıl görüyorsun işte... Bana da diyor böyle balçık bir şeyde efendim levha içerisinde çamur balçık levha gibi onda sizin bütün suretleriniz gösterildi bana diyor. Yani hepinizin resmini gördüm diyor yani. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmetlerimi de tanıyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif sahihte var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bilmez, bizi tanımaz diye bir şey yok. Ya Kazım Yaz Hazretleri gibi zatları özellikle tanır onun bu kitabından memnun olmuştur. Sen beni çok iyi tarif ettin, tanıttın, tavsif ettin. Üstünlüklerimi cem ettin, rivayetleri topladın. Ben senden razı oldum. buyurmuştur. Seni seviyorum buyurmuştur ona. Mana aleminde bütün ulema meşayihim makbulüdür bu. Ve onu cennetle de müjdelemiştir. Sana cennet müjde olsun buyurmuştur. O mübarek zat da efendim ne buyurmuştur? Benim kitabımı okuyanlar velev ki ömürlerinde bir kere okusalar, dinleseler, hatta evlerinde bulundursalar ama itikat ve muhabbet şartıyla. Ben de onları cennetle müjdeliyorum buyurmuştur. Siz bu derslerin ehli olun. Her şeyi buna efendim hiçbir şeyi buna tercih etmeyin. Bunu her şeye tercih edin. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tamamen onun dersidir. Onun anısına kurulmuş meclistir. Onun için her hafta yapmıyorum. Niye her hafta yapmıyorum? İşinizi ayarlayın diye. Bir hafta sonu bir işleriniz varsa onu ne yapın? Efendim e, dersin olmadığı haftada, hafta sonunda ayarlayın. Nişanınız olur, düğününüz olur, geleniniz olur, gideniniz olur. Dersten mahrum olmayın diye bunu 15'te bir yapıyorum. Yani sizi düşünerek, niye kaçırmayın bir şeysin diye. Bütün programınızı hayatınızı ona göre ayarlayın ayda iki kere olacak iki kere size kalıyor yani hafta sonu olarak tatil gününüzdür ama siz Resulullah'ı tercih ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem onun dersini tercih edenleri o da tercih edecek bunu haber veriyor sevenlerimi severim buyuruyor beni özel sevenlerin okuduğu salavatlar ile normal müslümanlar okuduğu salavatlar da farklı olur buyuruyor Niye hadis şerifte delaili hayratta var bu hadis delaili hayratın başında. Yani inni le esmego salat muhibbine aleyye ben beni sevenlerin diyor bana okudukları salavatı diyor kulağımla duyarım diyor. Bu sevgi başka bir şey. Ve tu'razu aleyya salatu ghairim arda ama beni sevmeyenlerin burada sevmeyen derken onu sevmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Bu ne demek istiyor? Yani aşık derecesinde sevmeyen. Normal Müslümanların salavatları da bana ulaşır mı ulaşır. Nasıl? Melekler tarafından arz edilmek suretiyle. Melek gelir der ki falan oğlu falan sana salat okuyor. Ben onu yani kulağımla duymam. Ama bana aşıksa bu aşk neyi getiriyor? Aşk sevgi onu çok anmayı, ondan çok bahsetmeyi, onu her şeyden üstün tutmayı, ona fedakarlık yapmayı, yoluna vakit ve mal harcamayı vesaire vesaire. Aşk nedir? Normalde Müslümanım diyen herkes peygamberi seviyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir tane sevmeyenim sevmiyorum diyen çıkar mı? Çıksan kafir olur. O da Müslüman değil. Ama siz farklı sevenler olun. Siz şu saatleri, vakitleri bu yolda geçirerek sevginizi, tatilinizi, Boş vaktinizi efendim onun muhabbetine kurulan meclislere iştirak ile tüketerek farklı bir sevgi gösterisinde bulunun. Bunlar boşa gitmiyor. O da sizi ona göre sevecek. O da sizden ona göre haberdar olacak. Benim aşkıma ders kurulmuş. Kim buna geliyor, kim gelmiyor? Bunlar farklı işler. Bunların hepsinin nesi var? Kütüğü var, sicili var, defteri var, dosyası var. Kim dersin başında geldi, kim ortasında geldi, kim gelmedi? Bunlar ilim meclisleridir. Biz buralarda efendim hikaye olsun diye toplanmıyoruz. Biz burada ders kurduk. Bu bir derstir. Siz bu dersin efendim samiileri, dinleyicileri, efendim talipleri, müteallimleri olmak vasfıyla e, talebe hakkında, ilim öğrenen hakkında, ilim meclisine gidenler hakkında varid olan ne kadar fazilet varsa yüzlerce, binlerce hepsinin nail oluyorsunuz. Bu derse gelmek başka bir şey farkındaysanız şifa dersi diyoruz buna. Böyle bir konferans, monferans demiyoruz. Bunun adı ne bu? şifa Şerif dersleri. Anladın mı? Anlamayan da tabi birden internette internete giriyor bakıyor işte şifa dersi falan. O da zannediyor ki işte şifa dağıtıyoruz burada yani mesela hasta okuyoruz falan. Veyahut da gelse dinlese hastalığı geçiyor falan. Geçiyor. Maddi derdi de geçer. Manevi derdi de geçer. Hastalığına da şifa gelir bu ibarelerle, bereketlerle, okunan ayet ve hadislerle beraber içine dışına madde, mane, mana aleminde her tarafına şifa ulaşır. Bu Allah Resulü'nün bereketidir sallallahu aleyhi ve sellem. şifa Şerif kitabının bereketidir ama bu bir kitap ismidir yani. Sizler de bunu biliyorsunuz. Bilmeyenlere de bu şekilde söylemiş oluyoruz. Şimdi Kaldığımız yer şurası benim anladığım. Biraz daha zaman geçti. Başımızdan da çok iş geçti. İnsan unutuluyor. Unutuyor, unutuluyor. Ama tahminen şuralardan itibaren devam edeceğiz. Ve evet, fi hadidin ahira diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği, ümmetine şahitliği ve bu şehadetle alakalı övgüler, sena ve kerametler e, babında idik. Bu bab bitecek inşallah. Bir dahaki derste üçüncü fasla geliyoruz. Ekberana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an sıfeti fit tevrat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Tevrat'taki sıfatını bize bildirdi. Diyor Darimi Hazreti Kâb'den rivayet ediyor. Taberani ve bu Nuaym Hazreti İbn İbn Mes'ud'den rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Ne diye Resulullah Efendimiz Tevrat'taki sıfatının ne olduğunu bize haber verdi. Evet, şöyle haber verdi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu ki: "Abdi benim kulum Özel kulum. Herkes benim kulum ama o benim özel kulum. Kimdir o? Ahmedül Muhtaru. ahmed Muhtar. Yani geçmiş kitaplarda ekseri hangi ismi şerif ağır geliyor? Ahmet ismi e, Tevrat'ta, İncil'de e, şair Kütüb-i Semaviye'de Ahmet ismi şerifi öne geçiyor. Seçilmiş Ahmet'tir. Ben onu bütün peygamberler ve melekler ve safiler Ve veliler ve seçkin kulların hepsinin arasından özel seçtim o bir tane Mevliduhu onun doğum yeri Nerede olacak bir Mekkete Mekke-i Mükerreme'de olacak Bu Bildirilmiş Tevrat'ta Tabi e, Tabirler değişebilir ama O zaman diyelim Mekke'nin adı nedir Faran yani Tevrat'ta Mekke diye geçmez de ne diye geçer? Faranda diye geçer. Ama onlar o zaman Tevrat ehli Faran dendiği zaman neresi olduğunu biliyor mu? Biliyor. Faran neresi? Mekke. Yani bir şehrin birkaç adı olmaz mı? Olur. Antakya diyorsun, Hatay diyorsun. Aynı şehir. E orada öyle dese, burada böyle dese. Yer fark eder mi? Yer aynı yer. Ama bunun bir de te tercümesi çevirisi vardır. Yani mesela İbranice'de farandır. bunun karşılığı nedir? tercümesini yaptığın zaman da bu Mekke'dir. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul buyurmadı. Letüsü'annel <laughs> Kustantiniyetü. Neresi feth olacak? Konstantiniye. E nedir? Neresi bu? İstanbul. Şimdi o Konstantin dediği diye Arapça'da hemen bunun çevresi ne yapılıyor? İstanbul. Bu bunun gibidir yani. Tevrat'ta da böyle Mekke'de Farandadır dese Mekke demek. Ve muhaceru hicret yeri efendim neresidir? Bilmediği nerededir? Nereye olacaktır? Bilmediği neti Medine-i Münevvere olacaktır. Yani burada tabii iki harem gösteriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi sadece Mekke'de kalmayacak. Hicretiyle neresi şereflenecek? Medine şereflenecek. Böylece ne çıkacak? iki harem çıkacak meydana. Yani biri zahir, biri batın, biri dış, biri iç gibi. Ve bu sanki ne mesabesinde olacak? Kelime-i şehadetteki iki parça gibi. Yani kelime-i şehadet neden müteşekkildir? Mürekkeptir. İki parçadan mürekkeptir. Yani onun için Mekke karşılığı Medine. Sanki Mekke kelime-i şehadetteki birinci fasıl. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Mekke Allah'ımızın evi. Allah'ımızın celal tecellileri heybet tarafının ağır bastığı Mekke. Ama Medine nere neresi ağır basıyor Medine'de ve şe enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Medine bütün baştan aşağı yeşil kubbe ve Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem onun camisi, onun mescidi, onun minberi, onun musallası, namaz kıldığı yeri onun efendim cenazeleri gömdüğü Bekir mezarlığı, onun ayağını bastığı topraklar, onun gezdiği, onun yattığı, bulutun onu gölgelediği her şeyle Medine, onun tükürdüğü kuyu, onun su içtiği, çektiği kuyu, onun efendim ziyaret ettiği hastalar, evler hep Medine'de kimin anısı yaşıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mevla onu ne yapmıyor? Mekke'de bırakmıyor. Sonda Medine'ye alarak Böylece iki yeri de şereflendiriyor. Haremeyn, şerifeyn e, zuhur ediyor. Evkale ya da ne buyurdu? Taybede. Taybede diye de geçebilir. Medine'nin bir ismi de nedir? Taybedir. Binuska'da böyledir. E, Taybede çok temiz e, yer demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi sevmiştir. Ve bu ismi Medine'ye layık görmüştür. Evet, başka isimleri de vardır. Cahiliyet dönemindeki ismi Yesrib'tir. Kur'an'da da Yesrib diye geçer ama Allah o ismi ona vermesi bakımından geçmez. Ya ne diye geçer? Ve kalet tüm minhum münafıklardan bir cemaat dedi ki ya ehle Yesrib'e. Ey Yesribliler. La mukamele kum işte Hendek muharebesinde siz bu düşmana karşı duramazsınız. Tercu dönün kaçın birbirini kaçırtıyorlarken orada yesrip geçiyor ama Allah'ımız Medine'ye yesrip demiyor. Ya münafıklardan bir cemaat birbirine konuşurken eski isimle Medine'ye hitap ettiklerini bahsediyor. O e, muteber bir isim olduğu anlamına gelmez çünkü hadis-i şerifte e, ne buyuruyor? Men semmel <laughs> medinete yesribe felyestagfirillah. Medine'ye Yesrib adını takan veya Medine hakkında Yesrib tabirini kullanan afistesin. İstiğfar etsin ve <laughs> yettabet. Medine'nin adı Tabe'dir. Tabe, Taybe, Tabe Tayyibe, Taybe Tut Tayyibe. Bu şekil isimleri vardır. Ondan sonra bunlar çok güzel isimlerdir. Hep temizlikten, paklıktan e, kina edirler. Allah Teala tekrar tekrar ziyareti nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. kelime de ve kul ya, habibim şöyle ki Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahiricini muhraca sıdkın beni Mekke'den doğru dürüst bir çıkarılışla çıkar doğru olan dost doğru olan Mekke tertemiz mübarek olan Mekke'den çıkar peki ben nereye girdir Rabb'i edhilni beni girdir Medine doğruların dürüstlerin güzellerin yeri olan girdiği yer olan Medine'ye girdir. Böylece Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Medine-i Münevvere'ye ee, tabi oranın sakini hürmetine sıdk, sadakat vasfını yakıştırmıştır. Bazı böyle isimleri var. Kur'an'da makaneli ehlil medineti ve men havlu arab yani Medine halkı işte peygamberden geri kalamaz ayetinde de ismini ne koymuş kendisi? Mekan eli ehlil medineti. Başka hadislerde de var. Min ehlil medineti. Medinelilerden meradu fark, nifak, usta münafıklar var. Kur'an'da Medine ismi de geçiyor kaç yerde. Şimdi doğum yeri Mekke olacak, hicret yeri Medine olacak ya da Taybe olacak bunlar. E, efendim, caiz olan isimlerdir. Caiz olmayan isim hangisidir? Yesrib ismidir. Ümmetu, onun ümmeti Tevrat'ta bahsediyor. Kimden? Bizden bahsediyor. Onun ümmeti ki, kimdirler? Elhammadun lillah. Allah'a çok hamd edicidirler. Ediyor muyuz? İşte, işte. Yani ümmet vasfını almak için daha biz analarımızın karnına düşmeden, babalarımızın sulbüne dökülmeden, efendim, oralarda oluşmadan evvel, kaç bin sene evveldir bu Tevrat? Nereden baksan şimdi bu, dört bin seneye yakın bir kitaptır. Allah için zaman mefhumu yok. O vakit bizi met etti mi? Etti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten 1400 sene geridedir. Oradan başlıyor bu medih. Onun ümmeti ne olurlar? Her halükarda Allah'a çok hamdedici olurlar. Hamdde ileri giderler. Ya onun için e, peygamberlerine tabi oldukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi nedir? Ahmet. Ne demek Ahmet? Çok hamd eden. Ya adın Ahmet olursa, kendin hamsiz olursan yazık oldu. İsim seni kurtarmaz. Evet. Nasıl hamd edecekler? Ala külli hal. Ne demek ala külli hal? Her halükarda. Her halükar ne demek? Bollukta da, darlıkta da, sağlıkta da, hastalıkta da. Bu önemli bir şey. Yoksa insan rahat ettiği zaman o elhamdülillah Sonra başına bir bela geldi, ağrı sancıya tutuldu, çocuğuna bir şey oldu, dükkanına bir şey oldu, karısına bir şey oldu, kızına bir şey oldu. O vakit hamdi unutsa, bu olmadı ala külli hal. Yani sıfat yarım kaldı. Her halde hamd edecek. Her halde şükredilmez. Ama her halde hamd edilir. Değil mi? Onun için biz şimdi bollukta da hamdi unu diyoruz. Darlıkta da. Bollukta niye unu diyoruz? Gafletten. Çünkü çok yemek var. Yemekleri yedin, suları içtin, meşrubatları içtin, keyfin yerinde çay kahve. Ha hi hamd etmek manası kalmıyor. Onu diyor on adam. Halbuki sonunda ne demesi lazım? Bir elhamdülillah dese kurtarır ya. Ama gaflet olmayacak. Mevla'dan agah olacak, haberdar olacak yani. Bu kadar nimetleri ihsan ettin bize. Şu dua yoksa mesela <laughs> Elhamdülillahi lezi yata'amen ve razıqenihi. min gayri minni ve la kuvve Ya benim hiç ne gücüm ne imkanım olmaksızın hiçbir dahlim, müdahalem, etkim, tesirim olmaksızın bana bu yemekleri yedirdi, bana bu rızıkları lütfetti Rabbim. Hamdolsun o Allah'a. dese Allah alev ma etmekle yine Allah kazanmıyor haşa. Kendi kazanıyor. Diyor, buyuruyor ki hadis-i şerif sahittir. Bu adamın diyor, geçmiş günahlarda da affolur, gelecek günahlarda da affolur. Gelecek günahlarda da affolur. Kaç kere yaptınız bunu? Kaç yaşına geldiniz? Ya. Bu kadar yemek yediniz ya. Günde beş öğün yiyorsunuz maşallah. E, yemek hamde sebeptir. Hamd affa sebeptir. Yemekte bir sorun yok. Yeter ki haram yeme. Yeter ki doyduktan sonra yeme. Yeter ki biraz dengeyi kur. Ondan sonra ye. Ama e, hamdet diye ya. Hamdet ki olasın. Adam var namaz kılarsa bana kadar af olmaz. Adam var yemek yer af olur. Niye öbürü namazda gaflettedir? Bu yemekte zikirdedir. Yemek biter hamdeder. Adam anasından doğmuş gibi sofradan kalkar. Ha, tabii bu adam namaz kılmıyor demek değil tabii ki. Bu namaz kılan adam zaten. Ama öbürü Mekke'ye gider gelir kirli bulaşık şekilde af olmadan. Öbürü sofradan, ziyafetten kalkar af olarak. Yani af olmak bu kadar kolay mı? Ama her halükarda hamd ederler. Şimdi biz yemekte bile hamdi unutuyoruz. Başımıza bela geldiğinde hamdi kim hatırlayacak? Rahat zamanda hamd etmeyen budur. Zor zamanda hiç hamd etmez. Ya bu sefer zırzır zır ağlar. Derdine düşer, başına bir bela gelir. O, ya Rabbi'miz var bizim, veren o, alan o, kurban olduğum ham dediğim demez. Onun için kendimizi çok iyi alıştıracağız. Bu Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yakışacağız. O ki Ahmet'tir sallallahu aleyhi ve sellem. Her halükarda son derece ham deden. Ahmet olursan Muhammed olursun. Ahmet olursan Mahmud olursun. Ne demek? Ahmet çok hamd eden. Çok hamd ettin mi? Muhammed ne demek? Çok hamdedilen, Çok övülen. Mahmud ne demek? Çok övülen, hamd edilen. Ama sen Allah'ına her halükarda çok hamd etmezsen ne Mahmud olursun ne Muhammed olursun. Bu iş karşılıklıdır. Sen Allah'ı çok översen Allah da seni kullarına övdürür. Allah da seni dostlarına sevdirir. Allah da seni meleklerine hamd ettirir, zikrettirir, sena ettirir. Melekler senden bahseder. Birbirlerine seni gösterir. Allah bu kulu seviyor, size sevin, iddialar gelir. Bütün gök ehli seni sever. Ama ilk başta şifre ne? Ahmet olmak. Yani her halükarda çok hamdedici olmak. Adın Ahmet olması demek istemiyoruz. Vasfının Ahmet olması. Burada vasıf ileri geliyor. Evet. Bunu tabi bu iş uzun. Bu hamur çok su kaldırır. Bu zorluk, darlık halleri bunlar acayip hallerdir. İnsan en çok nerede imtihan olur? Zor zamanda imtihan olur. Kimisi de bol zamanda imtihan olur. Kaybeden ikisinde de kaybeder. Kazanan ikisinde de kazanır. Allah bizi her halükarda kazananlardan eylesin. Kurban olduğum Allah'ım. Afiyet istiyoruz. Belasız bir yaşantı bize nasip eyle. Amin. Dünyada ahirette afiyetten üstün bir şey istememiştir buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu dünyada böyle hep düz gitmez. Mutlaka bu Allah'ın imtihanlarında ne vardır? Bülenebülene küm şeyminel hauf korkular, velcu açlıklar ve nesminel mal, malların noksanlığı ve lenfus canlardan noksanlık, ölümle olsun, hastalıkla olsun, bessemarat, ürünlerden, mahsullerden, çocukların ölümünden tut hep bunların biriyle imtihan edeceğim diye Allah da yemin ediyor. Rabbimiz bu yeminini de tahakkuk ettiriyor şu anda dünyada her an hepimizde bu olaylar zuhur ediyor. Malımızdan, canımızdan eksilmeler yaşıyoruz. 5 beşşir-i Sabredenlere çok müjde ver. Şimdi biz afiyet istiyoruz ama bunun dışında da başımıza ne gelebilir? Efendim istemediğimiz şeyler gelebilir. Ama o istemediğimiz şeyler geldiği zaman da yine onun afiyeti var mıdır? Vardır. Ne demek o? Allah çocuğunu aldı. Eğer sen ağlayıp, bağırıp, yırtınıp, sesli ses, sessiz ağlamak serbest. Sesli bağıra bağıra ağlarsan, yaka, yanağına tokat vurursan, Yakanı yıpratırsan, bacakları döversen bu belada sen sana afiyet yok. Ama öbür adamın başına bir şey geldiği zaman inna lillahi ve inna ile rajiun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Rabbimiz verdi, Rabbimiz aldı. Biz hamd ediyoruz. Elhamdülillah ala kulli hal dese. Bu adama o belada afiyet var mı? Var. O adam o belanın içinde afiyettedir. Niye? Allah'a itirazdan kurtulmuştur. Afiyet kurtuluştur. Bela nedir? En büyük belaların belası Allah'a karşı gelmektir. Sen çocuğun da ölse, anan da ölse, malın da yansa, sele de gitse, her an Allah'ım sensin veren alan hamdolsun sana diyebiliyorsan belanın tam ortasında, afiyetin tam içindesin. Velakin, bolluk bereket gibi görünen e, nimetler, sağlık saatler içindeyken hiç Allah'tan bilmiyorsan beladasın. Onun için afiyet dünyada ahirette isteyelim. Allah bu afiyeti bize lütfeder. Ama bunu lütfederken hiç başımıza istemediğimiz bir şey gelmez anlamına gelmez. Bu ne demek? İstemediğin bir şey gelse de Allah seni kendisine itirazdan selamete çıkarır. Yani sen başına istemediğin şey gelse de Rabbinden bilirsin ve hamd edersin. O zaman yine afiyettesin. Anladınız? İnce bir şey konuşuyoruz. Biz Allah'tan afiyet istiyoruz. Yani belasızlık. Bu ne manada en mühim mesele? Dinimize vurmasın bela. İmanımıza vurmasın bela. Anladın mı? Hadis-i şerifte duasında ne vurur? Ve la tec'al fi dinine. Ya Rabbi belamızı, musibetimizi dinimize, imanımıza, inancımıza, itikadımıza vurdurma. Amin. Amin. Anladın mı ne demek? Yoksa canıma tabii gelecek. En sonunda öleceğiz yani. Gelmeden nasıl öleceğiz? İlla bir vesileyle, bir hastalıkla öleceğiz. E yaşarken ne kadar çile çekiyoruz? her türlü hastalığımız var. Ben şimdi işte ağrı kesicilerle geldim buraya. Peçet hastalığım vurdu kaç gündür, oram açılmıyor, buram açılmıyor. Dedim bir ağrı kesici alayım, epeydir almıyordum, şimdi başladı vurdu bana. Böyle vurur, dönem dönem. E tabi, mümin müpteladır, hastalık gelecektir. 40 günü geçse, bela gelmese, yandın sen. De bak Allah sevmiyor seni. Çok da günahın var, günahının da kefareti de yok. Hasta olmuyorsan, çok üzülmen lazım. Çok üzülmen lazım. Benim bir hafta, iki hafta geçmez. İlla bir şeyler vurur. Yani elhamdülillah. Nasıl hamd etmeyeyim Allah'ıma? Beni temizliyor ya. Ahirete bırakmasın bu hesabı. Ahiret zor olur. Dünyada temizle beni ya Rabbi. Böyle dua diyorum ben. Ama yine hep ne katmak lazım? Afiyetle. Afiyetle. Şimdi kardeşler, Sizler de ona göre hesabınızı, kitabınızı yapın. Bu ümmet neyle met ediliyor? Her halde Allah'ına hamd eden ümmet diye övülüyor, beğeniliyor. Bizde bu vasıf yoksa biz bu ümmetin üstün olan efendim met edilen kısmından olamayız. Çok düşük, sefil, rezil bir kalıntı, e, tortu kısmından oluruz. Niye buna razı olalım ya? Bu ümmetin en iyilerinden olmayalım biz ya. Hamd edeceğiz Rabbimize ki gelir başımıza istemediğimiz şey. Ne yapalım Rabbimizden gel. Rabbimiz bizi anamızdan babamızdan çok seviyor çok acıyor. Peki. Şimdi. Ala külli hal kaydı hamdin devamına ve çokluğuna işaret ediyor. Çünkü insan e, efendim başına gelen şeylere karşı e, kötü hallerde de hamd edebilirse o devamlılık arz ediyor demektir. Dilimizi alıştıralım. Dilimiz elhamdülillah'a alışsın. Bismillah elhamdülillah. Bu ikisi dilimizden düşmesin. Bu elhamdülillah dilimize alıştırmak da bizi gaflete sevk etmesin. Dilde kalırsa zikir olmaz. Bunun manası kalbe indirilsin. Bu demin düşündüğüm huzur hali temin edilsin. Yani bu nerede? Bu belanın tam ortasında bile zevken hissedilsin. Yani ağrı ve acının içinde efendim malın canın telef olma halinde bile Rabbimden geldi şuuruyla o hamd dil alışkanlığı kabilinden değil de içinde gelerek kalbine zevki tadı inerek elhamdülillah ya her şey onun ya o ne yapamaz ona kim itiraz edebilir zaten elinden gelmez de bari sen bunu seve seve yap yoksa Allah zorlar herkese Efendim istediği hükmünü geçerli kılıyor. Herkes hakkında ne istiyorsa onu yapıyor ve yaptırıyor. Kimse de itiraz edemiyor ama şimdi itiraz kalbinden itiraz ederek Veyahut da dilinden banimi buldu diyerek başka Elhamdülillah ala kulli hal diyerek başka Burada bir rivayet oku okuyalım Aliurkar Hazretlerinin şerhinden Hazreti Kâb anlatıyor Hamad ibni Seleme ondan anlatıyor Diyor ki Tevrat'ta diyor bu ayet şimdi okuduk ya Tevrat'tan şimdi burayı bitti. Bunun bir de ilavesi var diyor. Yani onu da buraya ekleyelim diyor. Nedir o? Yuvadda'u ne? Atrafa'um. Abdestlerini güzel alırlar. Ellerini, ayaklarını işte efendim yüzlerini boyunlarını, başlarını hep güzel yıkarlar ve tezirune ve yetezirune ala ansafi bellerine peştemal giyerler. Bizim ümmet metediliyor. Yani peştemal giyerler şal var giymek de buna dahil olur. Ama sünnette ne vardır? İzar vardır. Benim içimde hep ne vardır? İzar vardır. İzar ne demek? Etek. Mesela bu entari giyiyorum. Entarimin altında şimdi kalkamıyorum ayağı. Gösterirdim yoksa. İçimde ne var? İzar var. Ha bu izardır. Ha, bu böyle. Devamlı bunu giyerim. Çünkü entari de üstünün üstüne yapışıyor. O olduğu zaman üstüne yapıştırmıyor. Hem efendim setri avrette fazlalık sağlıyor yani. Bellerine peştemal bağlarlar. Zaten ihramda bağlıyorsunuz hepiniz. He? İhramda hepiniz bağlıyorsunuz. O kurtarır. İnşallah sizi de. Ve lakin işte entari giyerse adam onu da içine o izarı giyer. Ve evde giyebilirsiniz. Bu Endonezyalılar giyiyor ya etek gibi. O sünnette var. E o zaman şeye benzer, işte kadına benzeriz de bilmem ne de. Sen Allah'tan iyi biliyorsun ki erkeğe benziyor, kim kadına benziyor ya? Kendi kafandan ne iş çıkar diyorsun ya? Allah Allah. Kadınlar zaten pantolon giyiyor. <laughs> Kadınlar pantolon giyiyor. Sen de peşteval giy. Kadınlara benzememek için. <laughs> ne yapacağız? Her iş tersine döndü. Ondan sonra efendim fi kulubim <laughs> enacilum İncilleri nerelerindedir? Kalplerindedir. Ne demek? Eski ümmetin Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, kitabı, sayfası neredeydi? Kağıttaydı. Ezbere bilen çok az. Peygamber ezbere bilir birkaç tane seçkin ümmet. Ama bu ümmetin Kur'an'ı neresinde? Kalbinde. Ne demek? Hafızı çok. Şu anda dünyada yüz binlerce hafız var mı? Türkiye'de var be. Türkiye'nin hafızı çok boldur. Maşallah. Allah artırsın ama o hafız kadar da fıkıhtan, akaitten anlayan alim de çoğaltsın inşallah. Sadece hafızlık olsa yetmez. Ahir zamanda bu da kıyamet alametidir. Hafızı, kurrası çoğalacak, fukahası, dinin fıkıh meselelerini bilenler azalacak. İşte bu da bu belada vurdu çattı şimdi. Hep hafız fazla, fıkıhçı çok azaldı. Onların kitapları kalplerinde olacak. Yusallûne nasıl li vakti Namazı vakti vaktinde kılacaklar. Yani kazaya bırakmayacaklar. Vaktini geçirmeyecekler. İlk vaktinde kılınsa daha mükemmel olur. Ruhbanun bil leyli liyûzun bin nehari. O ahir zaman ümmeti nasıldırlar? Geceleri sabaha kadar seccadede, kıyamda, namazda ağlaya ağlaya ibadet ederler. Peki gündüzleri? Gündüzleri de kafirlere karşı er meydanında cihatta gazada aslan kesilirler diyor. Kime anlatıyor? Bizi anlatmıyor. Ne aslanı ya? B bize çakallık düşmüş. Biz tilkiyiz ya. Biz kediyiz ya. Dünyanın gavru cirit atıyor. Bizde ne var? Gece de Hor hor çeşmede kızar biçiyoruz. Gündüz yalakalık, yağcılık, talkavukluk zirvede işine gelene göre, menfaatine göre aman çatışma çıkartmayalım. Çatışma derken savaş demiyorum. Yani adama bir kardeşim işte Allah var, peygamber var. Ya bana ne şimdi Allah varsa şimdi. Ben inanıyorum da bu inan İnanmazsa inanmaz Adam cehenneme gidecek. Gider çekilsin cehennemin dibine. E İslam böyle demiyor ki buna. Buna da bir yaklaşımla yanaşsak ne olur yani? iyilikle insana yanaşsak. Ondan bile korkuyor ya. E gece sabah kadar uyursan gündüz de böyle. Efendim bana neci olursun. E gece teheccüdde zikirde olursan gündüz de bizim efendi hazretleri gibi. Gel bakayım buraya sen. Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Niye böyle tar giyiyorsun? Efendim Ramazan günü niye oruç yiyorsun? Mübarek her işe karışır. Ne dediler gençler? Hoca işine bak işine dediler ona. Komünistler toplanmış. 80 öncesi. Kartal Limanı'nda. O da ne dedi? Ben işime bakıyorum dedi. Allah beni size vaaz etmek için iş verdi bana. Baktılar ki bu hoca gitmeyecek ya. Ne desek gitmiyor. Sen biliyor musun dedi bir tanesi Rusya'nın ne kadar atomu var. Rusya da batmak üzere yani. Onda ama o zaman çok Rusya'yı güçlü zannediyor. Bizim gençleri aldatmışlar. Ne kadar dedi? Bir atom atar dedi böyle İstanbul'u siler. E dedim ki diyor, İstanbul'un nesini siler? Kayası durur, dağı durur, denizi durur. Üstündeki tozları kaldırır. <laughs> ah, durdu bir şey Peki Allah'ın ne kadar kuvveti var biliyor musun? Hiç Allah'tan bir şey bilmiyor Onlara Rusya öğretmişler. Şimdi de Amerika'yı öğretiyorlar. Başka bir şey yok. Şimdi Rusya'nın biraz şeyi bitti. Dönemi. Şimdi Amerika şöyle şöyle teknoloji. Falan. Ve ma emruna illa vahidetun. Kelemhin bil basar. Bizim kıyamet işimiz. Bak güneş sökülüyor, yıldızlar dökülüyor, ay dürülüyor. Bütün dağlar pamuk oluyor, hallaç pamuk gibi havaya savruluyor. Denizler kaynatılıyor, kızılıyor birbirine. Fışkırtılıyor, taştırılıyor. Neler neler ne? Bütün insanlar öldürülüyor, dürültülüyor. Bütün bunlar ne kadar zamanda oluyor diyor. Senin gözü başı, gözünü açıp kapayıncaya kadar. Onu da misal olarak söyledim Allah buyuruyor. Daha da yakın. Şu nedir? Allah'ın yaptığı işe bak, gücüye bak. Bir de gidiyor Rusya'nın gücünü anlatıyor. İşte çekinmemek meselesi. E gece sabah kadar efendi mübarek teheccüd kılar, gündüz akşama kadar vaaz eder. O neden çekince? Allah'a bilen kimseden çekinir mi ya? Dünyanın Amerikası, Rusya'sının gavurunu karşısına diksen ben inanıyorum vallahi hepsine ben Allah'ımı tanırım der. Hiç sizi tanımıyorum der. Öyle bir insan ya. E neden? Allah adama Allah bilgisi marifetullah Allah'ı tanıma vasfı onu kaplamış der bizde yarım yamalak işimize geldiği noktada zora geldi mi bir şey oldum hemen taviz 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 Cık, evet ne yazıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ve ümmetinin bu kıymetli ümmetin hakkında tabi eee Tevrat'ta geçen bu sıfatlar Efendimiz gelinceye kadar Tevrat'ta Selametle kaldı çünkü o zaman Ortada başka bir şey olmadığından e, Onlar bunu değiştirme ihtiyacı Hissetmediler Ama ne zaman İslam geldi Hemen başladılar bu sıfatları Değiştirme Efendimizin sıfatlarını Deccal'ın sıfatlarıyla değiştirdiler Şimdi Deccal hakkındaki sıfatları Alıyor komple Efendimizle ilgili bölümü koyuyor onu monteliyor Tevrat bu halde şu anda Deccal da Yahudilerden zaten çıkacak. Efendimizin vasıflarını götürüyor, Deccal'ın yerine koyuyor. Allah Allah. Adamlar kitaplarıyla böyle oynadılar. Allah da müsaade etti. Çünkü onların dinini koruma kitaplarını muhafaza sözü vermemişti zaten. O bir dönemlikti. Ama Efendimiz sallallahu ve çıkınca bunları gizlemek için çok mücadele verdiler. Ama o mücadelelerinde sökmedi, para etmedi. Şimdi İslam alemi olarak ve İslam alimleri olarak bütün dünya onların bu tahrifatından, tahriratından, bu değiştirmelerinden haberdar mıdır? Haberdardır. Onlar burada köşeye sıkışmış mıdır? Sıkışmıştır. Hak olan kitabı çıkarın dendiğine çıkarabiliyorlar mı? Çıkaramıyorlar. Hala bazı nüshalarında bile faraklit geçen nüshada da birkaç sen yüz seneye kadar mesela geçen nüshada şimdi bilmiyorum. Faraklit. Faraklit gelecek diyor İsa Aleyhisselam havarilerine ben gidiyorum ikinci kat semaya göklere Rabbime gidiyorum Mevla mekandan münezzeh. Onun emrettiği özel mekana demektir. Ben Rabbime gidiyorum ama size farakliti göndereceğim. Faraklit nedir diyor? İbranice kelimenin çözümü, lügat manası, çok hamdeden. Bunun Arapça karşılığı Ahmet. Ya bu açık bir şey. Faraklit. Faran'dan Mekke'nin dağlarında e Hira mağaralarından gelmedi mi? Vahiy dağda gelmedi mi? Faran dağından, Mekke'nin dağından, yani Hira'dan daha ne diyecek? Efendim Faraklip gelecek. Yani çok hamd eden zat Ahmet Aleyhisselatü Vesselam gelecek. Onu göndereceğim diyor. Bu ustanice. nice Alpler var. Nerede bunlar? Aa, bu o değil. Hala gelmemiş. Papaza soruyorsun veya hama soruyorsun. Var mı böyle bir şeyler kitaplarda? Var. Var ama o bu değil. Bu Muhammed geldi ya, o değil ki bu. Ya o da gelmedi. Gelecek. Cehenneme girene kadar bekleyecekler. Cehennemi boylayınca aa gelmişti haberimiz olmamış. Nereden haberin olmamış? Bile bile inkar ediyorsun. Şimdi bak İbn Ebi Şeybe çok büyük hadis kitabıdır. Bu İmam Buhari'nin de hocasıdır, şeyhidir. Yani o, ayar. Bukhari sınıfında daha da üst seviyede olabilir. Abdullah bin Mes'ud'den radıyallahu anh rivayet Evet. allah Teala buyuruyor ki ben peygamberimi bir adamı cennete sokmak için gönderdim. Allah! Yani tabi hepimizi cennete sokmak için gönderdi ama burada özel bir meseleden bahsediliyor şimdi. Kim bu adam acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir havraya girdi. Havra neresi? Yahudilerin ibadet ya. Niçin giriyor? Tebliğ için. Diyalog için değil. Diyalog ne demek? Diyalog sen bir adım ben bir adım. Böyle bir şey yok. Veyahut da sen de doğrusun ben de doğruyum. Böyle bir şey yok. Yahudiler neresi doğru? Bu ne için? Tebliğ için. Tebliğ ne demek? Hak bu doğru siz yanlıştasınız. Bunu demek için toplanıyorsan buyur. Öbür türlü adamın da efendim dinini medet edeceksen hiç yanaşma onun dinini medet edecek tarafı yok. Şimdi girdi Havra'ya bir de baktı. Yahudiler var kalabalık. Bir Yahudi Tevrat okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarına geldi. Efendimiz tam girder girmez o da okurken yer neresi geldi? Rast gelmedi hoş iş, bu işler rastgele bir iş yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet edilen demin ki okuduğumuz sıfatlarına sıra geldi. Tam oraya gelince durdu. Yani sustu. Hani bizim bazı hafızlar secde hatine gelince susuyor ya susması lazım. Neden? Çünkü orada diyor müsait abdestsiz mabdestsiz adam varsa sesli okursa onlara da vacip olur. Adamın da o anda abdesti yok, secde yapamaz. Sonra da unutur, üzerinde vacip kalır falan. Onun için ne yapmak lazım? Baktın ki böyle mukabele dinleniyorsa başka. Ama sen burada okuyorsun, orada da üç kişi konuşuyor falan. Secde hatine geldin mi belki abdesti yoktur, hemen yapamaz. Ne yapmak lazım? Sesi kısmak lazım. Kısık sesle okumak lazım. Hani adam duyup da borca girmesin diye. Bu da geldi 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 tak oraya yine durdu. Bizim Hasan Hüseyin abi vardı Allah rahmet etsin. Darende'ye gidiyoruz. Gittik, gittik, gittik. Tam Darende köprüsün üstünde araba durdu. <laughs> dedi arabaya. Lan at gibi geldin, it gibi durdun dedi be. Rezil olduk memlekete dedi. Yani bu da şimdi gidiyor gidiyor okudu 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 okudu. Geldi tam Efendimiz'in sıfatına it gibi durdu şimdi bu. Durdu. Niye? Sahtekarlıktan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki ne diyor orada? Kimi anlatıyor? Demesin diye. Fakat kenarda bir adam var. Havranın kenarında hasta, ağır hasta. Adam kalkamıyor, o da Yahudi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: emsektum? Niye sustunuz? Gürül gürül Tevrat okuyordunuz. Devam etsenize." Hasta adam dedi ki: "İnne ummeten ala sıfı nabiin feemsiku." Allah'ın met ettiği bir peygamberin sıfatına sıra geldi. O hafız. Durdu bunlar dedi. Yerini söyledi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve durdu. Hasta sürünmeye başladı. Zorla sürüne sürtüne kalktı geldi Tevrat'ı aldı. Sürünüyor adam zavallı ölecek ya. Okuyana dedi ki yedek. Elini ne koydun dedi bunun üstüne. De. Kaldır bunu dedi. Elini kaldırdı Adam elini kaldırdı. Kaldırınca bütün bu demin okuduğumuz bir de bu son derste de geçti. Hatırlıyorsanız. Bundan bir evvelki derste Tevrat'tan bayağı Efendimizin sıfatlarını saydık. Bir ders, iki ders ama bir derste hemen hemen çok saydım geçen ders. Bunların hepsini okuyunca o hasta dedi ki hadi sufetüke ve sufetü ümmetike. İşte senin sıfatların ve senin ümmetinin sıfatları burada yazılanlardır dedi. Nasıl anladı işi? Ondan sonra da ne dedi? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enneke Resulullah dedi o. Yani yanında olduğu için isim söylemedi. Sen Allah'ın Resulüsün. Şehadet getir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman buyurdu ki levla hak yani bu sizin kardeşiniz iman edecek olmasa biz buraya gelmezdik. Allah bizi kalktı getirdi buraya bizi soktu. Bu hasta adam ölmek üzere buna iman nasip aldı. İnsanın içinde hidayet varsa, insan eğer adaletliyse, mertse, sadıksa, sözü özü doğruysa, havrada da olsa Allah ona iman nasip eder. Ama insan münafık, iki yüzlü, sahtekar, korkak, sözü başka, özü başka, içi başka, dışı başka. Camide de olsa Allah onu kafirlerden yazar. Camide de olsa. Kabe'de de olsa. Ne münafık sahtekarlar var. Oo. Ha Bu ilahiyatçılara baksana. Bunlar hepsi Mekke'ye gidiyorum diyor. Medine'ye gidiyorum. Mekke'ye gidiyor. Arafat'a çıkmıyor. Efendim, hac zamanı haçtaki Arafat'a çıkmıyor. Kendi kendine başka gün Arafat'a çıkıyor. Herkesin şeytanı taşladığı gün gitmiyor. Kendi kafasına bir gün gidiyor. Şeytanı taşlıyor. Bu adam Mekke'ye gitse ne olur. Allah'ın dinini değiştiriyor, Kur'an'ı değiştiriyor. Profesör, ilahiyat. Bu nedir? Öbürü kalkmış, ben Medine'ye gittiğimde şöyle oldu, böyle oldu. Diyanetinde bilmem eski bir şeysiymiş falan. E ne oldu? Bu müştehitler diyor hep yanlış. Hazreti Ömer ne yanlışlar yaptı diyor Hazreti Ömer. Muaviye'yi diyor seçti diyor. Adını unuttum onun. Yaşan Nur ile çıktı geçen. Ali Akın bilmiyorum adını. Bakın mı? He, bak 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 bak. O diyor Muaviye'yi diyor. O Muaviye diyor ezanı durduramadım diye diyor. Canı çıktı diyor. Ezan düşmanı diyor. Koca sahabiye. Muhire bin Şurbe gibi yüce sahabi. Bukhari'de hadisleri geçer. O kadar sahabi. O diyor zina etti diyor. Ömer diyor taviz verdi diyor. Ömer ona ceza vermedi diyor. Ömer diyor böyle göz yumuyor diyor. Adamlarına diyor. Ulan sen Şii misin? Ömer düşmanı. Ebu Bekir düşmanı, sahabe düşmanı Müslüman olur mu ya? Medine'ye gittim diye hac işleri kurulundayım diyor. Şöyleyim diyor. Böyle. Sen Hazreti Ömer'e hatası var diyecek adam mısın? Levkâne ba'di nebiyyüllekâne Ömer. <laughs> Benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ terekel hakku li min sadîk. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'den daha doğru konuşan kim vardı? Tavizsiz kim vardı? Akrabamı bana ver keseyim ya Resulallah diye Bedir'deki esirler hakkında diyen kim vardı? 18 yerde Kur'an'dan evvel kendi görüşüyle bir şey söyleyip de Hazreti Kur'an geldiğinde onu tasdikleyen sahabi başka kim vardı? Radıyallahu anh. Ömer Muaviye'yi Yaşar Nuri de tabi lafa çorbaya tuz katacak ya. O da oradan diyor ki Ömer de ne yapsın? Muaviye Medine'de kalsa başına bela olacak gönderdi onu oraya diyor. Ulan Ömer'in başına kim bela olabilir be? O Ömer be radıyallahu anh. Yanlış yap da bak seni ne yapıyor be. Bir e şey olur mu? Gitti valinin birinin evine. Vali çıkarttı sofrayı getirdi. Ondan sonra bir, iki çeşit yemek koymuş oraya. Bir yerin valisi. Bu emirul müminin radıyallahu anh. Getirmiş iki çeşit. Dedi ki adama bu dedi memleketteki herkesin sofrasında bu iki çeşit var mı dedi. O da mübarek adam nereden boş bulundu? E herkes vali mi dedi. Ne? Senin gibi adam ümmeti Muhammed'in başına vali olabilir mi dedi. Hemen azletti. Niye? Millet bir çeşit diyor sen bir çeşit yiyeceksin. Vali odur. Şimdiki valileri demiyorum yanlış anlamayın ya. Şimdi gider diyeceksiniz ki valiler bir çeşit yemesi lazım. Hoca böyle dedi. Ne alakası var şimdi bunun buna şimdi? Hazreti Ömer devrini konuşuyoruz. Vali kelimesi Arapçadır. Velayetten gelir. Vilayet de Arapçadır. Onun için kelime Arapçadan olduğu için aynı şekilde kullanılıyor. Anladın mı şimdi? Peki bu Hazreti Ömer'e iftira ediyorsun. Radıyallahu. Anh. Bu kadar sahabeye iftira ediyorsun. Zina iftiraları yapıyorsun. Hazreti Ömer şeriatı uygulamamış. Şeriatı uygulamayacak Hazreti Ömer'de. O şeriatı uygulayacak ondan başka kim var ya? Resulullah'tan sonra bu Bekir'den sonra o gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhuma. Şaşırdım kaldım. Bunlar din adamları olaraktan. Memlekete millet. Konuşuyorlar ediyorlar. Millet böyle. Evet. Ne dedi? Bu kardeşiniz olmasa ben buraya gelemezdim. Allah beni gönderdi. Bu hasta adama iman nasip etti. Bunları da burada rezil etti. Öbürleri de efendim bile bile gavur olduklarını itiraf ettiler. Niye? Açtırdı Tevrat'ı. O anda silemediler, bir şey yapamadılar. Gitti sürüne sürüne ya adamcağız. Çek elini dedi buraya. İşte böyle adam olursan, hakkı kabul edersen Allah nerede olsan sana imanı nasip eder. Peygamber ayağına gönderir Allah. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Alimleri ayağına gönderir. Bir kişinin Müslüman olması için. Bak ne diyor? Allah bir adamı cennete sokmak için peygamberini gönderdi. Nereye? Kiliseye, havraya. Niye girdi oradan? Bir adamın imanını gizliydi. Açığa çıkartmak için. Adam da bilmiyor Resulullah Efendimiz gelmiş mi gelmemiş. O zaman yeni dönem. Şimdiki gibi değil. Peki. Bir şey daha anlatalım şimdi. Vakidi Hazretleri. Onun da Musannefi kitabı var. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarına e, ...tealluk eden başta yazıyor. Numan... ...Es-Sabi. Numan Es-Sabi Hazretleri. Bu evvelce neydi? Yahudi alimlerinden büyük bir alim idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... E, ...Medine'ye teşriflendi ve böyle bir peygamber çıktığını duyduğu vakitte... ...hemen geldi. İşte mesele nedir? Hidayeti aramaktır. Arayan bulacaktır. Yani duydun bir şey, gitmek lazım bir alim var şöyle bir şey anlatıyor git kardeşim. benim ihtiyacım yok deme ben çok biliyorum deme bir hayır duydun git bakalım bir git bakalım ne var bak geldi ama inatçı gitme inatçı gelme bazı Necran heyeti geldi bazı Yahudiler geldi Abdullah ibn Suriye onda biraz ihtilaf var inandı diyen de, demeyen biraz orası karışık ama efendim çok daha Yahudilerden Hristiyanlardan inanmayacak olanlar geldiler ama Baştan ne kararı vermişler? İnanmamaya karar vermişler. Sen kalbini boş tutmazsan, kalbini hidayete açık tutmazsan, ne derse desin ben eski gavurluğumdan dönmeyeceğim diye kararlı gelirsen, Allah sana iman nasip etmez. Ha şimdi onun için adamın biri almış, bir adamı benim sohbete getirmiş. Canım çıktı diyor bunu getirene kadar. Hiç inanmıyor bir şeye. Sonra neredeyse işte ne zamansa ben 30 senedir konuşuyorum. Bu sefer adam diyor, anlatıyor sonra bana. Ya diyor bayıldı, hayran oldu. Yani tabi bizim laf akışımız var biraz. O şimdi illa inanmak icap etmiyor. Yani mesela tekedeki teke izleyenlerden bir kısmı da inandığımdan değil diyor ama çok beğendim diyor şimdi. E neyi mi beğendin? Ha ama inanmadım ama diyor. Uyumakta uyuyamadım diyor. Çok uykudan olduk o gece diyor. E tamam da inanmadın da ne an dinliyorsun? Olsun dinlesin mesele o değil de. Şimdi o efendim laf akışı içinde bir saat iki saat sürmüş sohbet adam neyse kapıdan çıkarken o soruyor ona nasıl buldun ya öyle bir adam buldum ki dedi az kalsın 40 senelik yavurluğumdan olacaktım zor sabrettim ya <laughs> e şimdi böyle gelirse buradan inanarak çıkamaz hidayet bulamaz ama bakalım ne diyor ya hak mıdır dalalet midir Allah da bana bir akıl verdi bir kulak verdi ya kiraya vermeyeyim ben bunu deyip de gelene Allah hidayet yaratacak bu zikir meclislerinde. Şimdi internetten de dinleyeni var, dünyanın her yerinden dinleyeni var. Bazısı da buraya gelemez. Her cins adam var. Efendim merak eder. Ama benim tek tavsiyem kalbiniz boş olsun. Farik olsun. Militan zihniyetleriyle yaklaşmayın. Kesin kararlı dinlemeyin. Boş kalple dinleyin bakalım. Allah ve Resulünün haklarını, hakikatlerini. O zaman anlatacak size Allah. Bak o zaten nasip et. Şimdi bu adam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular sor. Bu sorular sorma hakları var mıdır? Vardır. Mucize isteme hakkı var mıdır? Vardır. Çünkü peygamberin mucize göstermesi şarttır. Çünkü ona inanmak vardır. İnanmayan cehenneme gidecek. Onun için Allah da peygambere mutlaka mucize veriyor ki. Hani gösterebilsin. Ama adamın istediği sipariş üzerine mucize gösterme şartı yoktur. Yani Safa Dağı'na altın yap dediler, onu yapmadı. Ama ayı yar dediler, parmağıyla ikiye yardı. Ben senin istediğin mucizelerden birkaçını gösteririm. Ama ondan sonra senin, oho, Mekke'nin dağlarını kaldır, burayı yeşillendir, Safa Dağı altın olsun, ortadan ırmaklar aksın, iyi. Belediye imar planı. Hepsini Resulullah Efendimiz'e yaptıracak, yavurluğuna devam edecek Mekke'de. Şimdi daha dağları hala 1400 senedir zor kaldıramıyorlar. Suud hükümeti dünyanın en zengin petrol kaynaklarının sahibi adamlar bir dağı 10 senede dökebiliyor. Yani. Bunlar o zamandan Ebu Cehil kafası tabi o zamandan dağları açmak istiyor biliyor musun? Efendimiz'e gelen teklifler bunlardı. Allah, Allah Teala ayet beyan ediyor. Len nümine hatta Yerden pınarlar çıkartmadıkça sana asla inanmayacağız. İsra suresine. Böyle şeyler. Her istediği yapılmaz ki adam. Irmaklar akıtmadıkça sana inanmayacağız efendim yok altından bir evin olacak ya da göğe çıkacaksın biz de göreceğiz. E Miraca çıkıyor geliyor çıktım diyor e ben görmedim ki diyor. E senin yanıma nasıl alayım Allah'ın gavurunu ben şimdi seni kim kabul eder gökten yukarı bir vurur aşağı seni melek devirir geberirsin. E gavurlar toplanın ben çıkışa geçiyorum sizi de alacağım. ya yani adam böyle bir teklif getiriyor. Şimdiki ilahiyatçıların da demesi gibi. Göklere gitmedi ki diyor. Rüyada diyor. Uyudu uyandı böyle gördüm diyor. Ulan rüyada gördükten sonra ben de görüyorum ya. Fare rüyasında dev olmuş. Ben de bir bakıyorum kral olmuşum. Sabah bakıyorum yine dilenciyim ya. Ya peygamber rüyada görmüş de ne peygamber olacak bu ya? Rüyada görmenin ne alakası var bundan ya? Ben de rüyamda neler görüyorum her gece ya? Ben zaten gece pek uyumuyorum. Gündüz bol bol görüyorum. Bu nedir? Ne manası var? İnkar başka bir, bir bela. Ama sorar. İbn-i Suriye sordu, sordu sordu sonunda getirdi konuyu nereye? Baktı ki bütün soru sadakta doğru söylüyor. E, cennet ehlinin ilk yemeği ne olacak? Balık ciğerinin artığı yani havyarı. Efendimiz buyurdu ziyade tükebi dihud. Balık havyarı olacak cennette ilk ikram. Doğru söyledin dedi ya bunu da peygamber olmayan bilemez bu gizli bir şeydi dedi. Onu soruyor tamam, bunu soruyor tamam. Çocuk niye bazen anasına benzer, bazen babasına benzer? Hep onları soruyor. Niye erkek olur, niye dişi olur? İşte Efendimiz hep beyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadının suyu fazla gelirse ona, onun tarafına çeker. Erkeğin suyu fazla gelirse, o önce gelirse bu sonra gelirse hep anlatıyor. anlatıyor. Doğru söyledin, doğru söyledin. Bunlar ne biçim ilimler maşallah. Neler biliyorsun sen? E baktı ki inanmak icap etti şimdi. Bu sefer kıvırma payı Dedi ki sana bunları kim getiriyor? Halbuki biliyor. Büyük alim o da. Dedi ki Cibril getiriyor. Ah işi bozdun dedi. Niye? E Cibril bizim düşmanımızdır dedi. Mikail de Cibril'in düşmanıdır dedi. Cibril harpleri çıkarır, zelzeleleri yapar dedi. Mikail bolluk bereket yağmurları, rızıkları getirir dedi. Mikail bizim dostumuzdur dedi. Biri Allah'ın sağında durur, biri solunda durur dedi. Onlar da birbirine düşmandır zaten dedi. Hadi bakalım. Bunun üzerine ayetler geldi. Mevla kul men kana adu velli cibril. Kim cibrile düşman sahibiyim. O öfkesinden gebersin de. Fe ne unzile ala kalbike bi iznillah. Allah'ın izniyle senin kalbine Kur'an'ı indiren o cibrildir. Musaddikan lima beyne yedi ve huda ve bushra lil Men kana adu velli lahi malaikati ve rusuli ve cibril ve mikal. O zaman da Hazreti Ömer geldi o arada. Hazreti Ömer dedi Allah'ın düşmanı yalancı sahtekar dedi. Cibril, o bu ayette Hazreti Ömer'in sözü üzerine geldi. Dedi ki Cibril ile Mikail ikisi de birbirinin dostudur. Hepsi de Allah'ın dostudur. Müminler de Allah'ın dostudur, meleklerin dostudur. Nereden uydurdun Cibril, Mikail düşmanmış? İşte bu ayette gel. Kim Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa Allah da o gavurların tümüne düşmandır. Dedi. Bak böyle sorup da gidip de inanmayanlar da çok oldu. Çünkü adam baştan ne diye geldi? İnanmayacağım. Ne derse desin. Bu kafayla gelene Allah hidayet halk etmez. Ama bir dinleyin bakalım Rabbim hidayet yaratsın. Doğruysa Allah içime inşirah versin. Göğsüme açılım versin. Kabullendirsin beni. Böyle bir dua et de gel bakalım ya. Bu yola. Şimdi bu zat geldi. Bazı şeyler sordu. Nü'man-ı Sabi. Sonra baktı ki mesele. Anladı alim adam. Dedi ya Resulallah dedi. Benim babam dedi. Aynı mesele Kabul Ahbar'da da oldu. Anlatmıştım evvelce. Kabul Ahbar'ın babası da ne demişti? Yemen'de. Oğlum vasiyetim olsun şurada. iki şey kağıt bıraktım sana da. Onlar oraya duvarın içine açtırdı. Gömdürdü. Duvarı sıvayla kapattırdı. Ben ölmeden açma yani. İnan korkuyorum birisi sapığın birisi ben peygamberim diye çıkar ona inanırsın. Çünkü orada ahir zaman peygamber anlatılıyor da önüne gelen de çıkabilir. Tam doğruyu bulman için korkuyorum senin hakkında demişti. Bu da dedi ki benim babam Tevrat'tan bir bölümü mühürlemişti, kapatmıştı, gizlemişti. Derdi ki evladım derdi bana bir peygamber çıktığını duymadan bunu Yahudilere okuma. Sonra ama nerede çıkacak? Efendimizin Mekke döneminde tebliği pek açık değildi. Mekke'de de büyük baskı altındaydı. Bu tebliğlerin genel manası Yahudilere, Hristiyanlara ulaşımı ne zaman oldu? Medine icretten sonra oldu. Onun için o babası ne dedi? Medine'de bir peygamber çıkacak dedi. şimdi Mekke'de demiyor. Yani Medine'de ulaşım kolaylaşacak çünkü. Öbür türlü bu cehiller Mekke'nin yollarına ne yapmışlar? e, muktesimin diye Kur'an'da geçer. Kema alel muktesimin. Yolları bölüşenlere azap indirdik diyor. Yani bunlar ne yapmışlar? Mekke'ye kaç yoldan gelinir? O yolların başına adam koymuşlar. Gelene soruyorlar. Niye geliyorsun? İşte Muhammed'i duydum. Sallallahu aleyhi ve sellem işte onu duyma dinlemeye geliyorum falan. Uuu o yalancı sahtekar. Onu hiç dinleme itikadım bozulur falan. Birçok insanı öyle ne yapıyorlardı Mekke'ye gelmeden? Geri döndürüyorlardı. Onun için Medine'de bu olmadı. Medine'de gelen hemen mescitte heyet de gelse buyurun diye tebliğ oluyordu. Sen de Medine'de çıkan bir nebi duyarsan o zaman bu kitabı çıkar. Ben de o peygamberi duyunca aç. Bu Numan Hazretleri diyor ki ben de seni duydum diyor ya Resulallah. Senin Medine'de böyle bir peygamber çıkmış. Duyunca şeyi açtım diyor. O mühürlü kitabı Tevrat'ın bir şey bölümü yani sifir. Açtım onu bir de baktım helallar var. Yani ahir zamanda neler helal olacak, neler haram olacak. Sen peygamberlerin en hayırlısı olduğunun ve ümmetin ümmetlerin en hayırlısı olduğu feydafi ma yahillu ma feydafi enneke hayrul enbiya ve enne ümmeteke hayrul senin ümmetin ümmetlerin en hayırlısıdır. Ve Ahmedu senin adın Ahmet'tir. Ve ümmetükel hammadun senin ümmetinde kimlermiş? Allah'a her halükarda son derece hamd edenlermiş. Senin ümmetin hammat. Bu hamd işini unutmuyoruz inşallah. Bugün buradan bu dersi aldık. Bizim ümmetin vasfını takınalım. Bize yakışanı yapalım. İnşallah. Her halükarda Allah hamdimizi bize ilham etsin. Bizi hamdi, hamdi bize hiç unutturmasın Allah'ım. Ne kadar bela musibet de gelse, Allah'ım şu hamd itikadımızı, Rabbimizden geldiğini bilmeyi ve ona hamd etmeyi bize nasip etsin Allah'ım. Hiç böyle bir telaşa kapılıp da belanın, musibetin derdine düşüp de Allah'ım hamdini bize unutturmasın Allah. Im. Böyle bir dualar edelim, bir tutar inşallah. Bu hamdi unutmayın. Zannedersem ramazan Şerif risalesinde mi o? Yemekten sonra yapılan hamd. Hangisinde? He? Ramazan'da. Sayfasını bilmiyorum. Ramazan Şerif Risalesi'ne bakarsınız. Onda olabilir. Geçmiş ve gelecek günahları affettiren bazı ameller. Ramazan'da mı yoksa? Tamam. Yani geçmişi affettirmek çok var. Gelecek günahları da affettiren bazı özel ameller var. Bunların biri de bu yemekten sonra demin okudum mesela bir hamd. Hep bu hamdlere devam edelim. Dualarım kitabında dolu hamdli lafızlar var. Ya. Elhamdülillah ala kulli hal. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamden yuafi ni'amehu ve yukafi mezide. Üç kere desen Adem Aleyhisselam dünyaya indi. Bu sefer iş paşa düştü. Yakıyor, ekiyor, biçiyor, pişiriyor, kotarıyor. Çok zorlandı dünyada tek başına. Değil mi? Adem Aleyhisselam dünya indiğinde tek. Tek insan, ilk insan. Hava anamızla nereye düştü? Ciddiye uzağa düştü. O seren dipte, o ciddi de. Allah ikisini de bir araya düşürmedi. Sonra buluşturdu. Bu sefer çok üzüldü hamd edemiyorum diye. Dedi ki ya Rabbi ben cennette devamlı hamd ediyordum. İşim yoktu, gücüm yoktu. Bu dünyaya indirdin beni, elimin ameli, yani çalış çalış çalış, et biç, hepimizin de bu işimiz çok. Bu dünya işleri beni hamdime mani oluyor ama, yani hamd ediyorum ama sıralı edemiyorum. Bana bir şey öğret de bütün hamdler onun içinde olsun. Bak ta Adem Azam sordu bu meseleyi. Bize cevap gel. Mevla'da bulduk elhamdülillah rabbil alemin hamden yuafi ni'amehu ve yukafi mezide. Sabah akşam üçer kere söyle bütün hamdleri yapmış sayacağım. Allah. Ya bunu yapamaz mısınız? Bu dualarım kitabında var. Belki Adem Aleyhisselam'dan A harfinden bulursunuz. Şey, ben de sayfeler kafama kalmıyor. Bu hamdler çok var orada. Hamdlere devam edin. Elhamdülillah. <laughs> Ala sabiqin ni'amillah. Allah'ın bütün nimetlerine karşı Allah. Yani ham çok zor değil, uzun değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere buyurdu. Şu iş olursa Allah'a öyle bir hamd edeceğim. Kimse öyle hamd etmemiş yani. En büyük hamdi yapacağım falan. O iş oldu. Sahabe-i da bekliyorlar şimdi Efendimiz kaç saat hamd edecek. Efendimiz ne vurdu? Elhamdülillah ala sabiqi ni'amillah. Allah'ın tamam olan nimetlerine karşı Allah'ım hamd olsun. Bu sefer dediler ya Resulallah sen çok hamd edeceğim şöyle hamd edeceğim demiştin. Etmedin mi? Bu elhamdülillah ala sabiqi ni'amillah. Bunu diyen dedi en büyük hamdi yapmıştır. Böyle dualar var. Çok lazım bu zikirler. Her halükarda. Hamdü senalar. Rabbimize mahsus. Sen ümmetin çok hamd ediciler buldum. Kurbanun dimam, kurbanları kanları. Ne oluyorlar er meydanında düşmanla savaşırken şehit oluyorlar, gazi oluyorlar. Yani hem kurban kesiyorlar ama esas canlarını kurban ediyorlar bu ümmet. Enaciluhum <laughs> fi Kitapları Kur'anları göğüslerinde yani hafız oluyorlar. La yahduruna kitalen illa ve Cibril maum Hangi muharebeye katılsalar mutlaka Hazreti Cibril harbe onlarla beraber giriyor. Allah Allah. Tevrat'ta bunları okudum diyor. Babamın o gizlediği bölümde diyor. Seni duyunca açtım diyor. Bunlar yazıyor. Yetehannenu aleyhim tehannuna tayr ala firahi. Bir kuş diyor yuvaya koydu, yumurtladı. Gözünü açamayan yavrusuna bakmak için gider dolanır getirir ya. O kuş yavrusuna ne kadar böyle merhamet eder. Hazreti Cebrail de diyor, harbe giren senin ümmetine öyle acır diyor. Onun için kazanıyorlar. Peki bunları okudum diyor. Sonra seni duydum, çıktım geldim efendim, iman ettim. Babam bana böyle emretti diyor. Ben de onu tuttum elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de e, sahabe-i kirama böyle şeyleri duyurmak çok isterdin için imanlarının nuru artsın diye. Bak Tevrat'ta yazdığına dair şahit bak İncil'deki bilen adam geldi. Bu meseleler önemlidir. Çünkü devamlı anlatıldıkça iman kuvveti nur bakımından artar. Bir gün geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Numan Hazretleri. Bu Yahudi alimlerinden. Meşhur duyulmamış ama. Efendimiz ona dedi ya Numan Haddis ne? Ey Numan anlat bakalım şu. Bize iman etmenin sebebinin başlangıcını bakalım. O da başladı başından sonuna kadar anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle gülü, tebessüm ediyor. Bir yandan tebessüm ediyor bir yandan da Eşhedü enni Resulullah ben şahitlik ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Kendi kendine iman ediyor. Allah Allah. Şahitlik ediyor. Bu Numan Hazretleri sonra Esvedi, absi, ansi olabilir. Bu zalimin, kafirin ile savaş çıktı. Sahte peygamberlerle savaşta. Bu Numan Hazretleri efendim şehit oldu orada. Bu Yahudi alemi dedi. Nasıl Müslüman oldu? Sonra da e, bu harpte onu parça parça kesti o Esved gavurun. Parça parça. Her uzvunu bir parça kesti. O hala ne diyordu? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve enneke müfterin kezzabun Allah O sahte peygamber ediyordu. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sen de Allah'a iftira eden bir sahtekarsın. O onu kesiyordu her uzvunu. Canı çıkana kadar eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. İman böyle işliyordu içlerine. Allah'ın kitaplarını okuyanlar, Allah'ın dinini bilenler, ayetlerini duyanlar böyle iman ediyorlardı. Şimdi biz çok uzakta kaldık. 1400 küsür sene sonra geldik. İmanımız gün be gün zayıflıyor. Kuvveti azalıyor. Nuru azalıyor. Allah muhafaza buyursun. Fitneler çoğalıyor. Sahtekarlar artıyor. Din adına hocayız diye çıkanlar Allah'ın ayetlerini değiştiriyor. Resulullah'ın faziletlerini inkar ediyor. Biz ne yapacağız? Ah Müslümanlar çok acıyorum bu işlere. Bu milletin dinine, imanına. Çok böyle kayırmak için ne yapabilsem yaparım yani. Elimden ne gelse yaparım bu milletin imanı muhafaza olsun diye. Ya. Ama bir Mustafa İslamoğlu çıkıp da peygamber o kadar üstün değildi. Siz uydurdunuz. Yüceltmeci mantık. Bilmem ne. Bu kadar Tevrat'tan gelen rivayetlere karşı bunlar. Bunlar Yahudi mistizminden etkilenmişler falan. Cık 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 cık. Ya Allah söylüyor Kur'an'da. İşte bak şimdi gayet ne diyor? Ve kâle Teala Allah Teala buyuruyor. Peygamberi hakkında ve ona inananlar uyanlar hakkında Estaizu billah ellezine yettebi'une rasulen nebiyyel ummiyyel lezi yecidunehu mektuben indehum fit tevrati vel incil Müslümanlar diyor bu hangi sure? 157. ayet Mümin müttaki kullarım kimdir diyor Tevrat'ta ve İncil'de yanlarında bulunan Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olarak vasıfları açıklanmış olarak buldukları o nebi ümmi olan ahir zaman peygamberine uyarlar diyor. Bu kimlere anlatıyor? Abdullah ibn Selamları, Kamil Ahbarları, Vehbi ibn Münebbihleri, bu Nu'man-ı o diğer demin hasta zat gibi daha nice efendimize iman eden çok oldu. Onları anlatıyor. Yoksa o zaman Mekke'deki Ebu Bekirler, Ömerler İslam'dan önce radıyallahu anh'ım Tevrat İncil okumazlardı ki. Mekke bilmezdi Tevrat İncil. Mekke ehli ehli kitap değildi. Şimdi bir vardır şirkten dönüp iman edenler. Bir vardır ehli kitaptan iman edenler. Şimdi bu ayet onları anlatıyor. Tevrat'ta İncil'de yazılı buluyor, buluyorlar diyor. Peki Efendimiz bu şekilde tarif edilmiyorsa Tevrat'ta İncil'de bu ayet neden bahsediyor? Yanlarındaki Tevrat İncil'de yazılı buldukları diyor. E demek ki var. E başka ayette var. İnna fetehna'nın sonunda Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetinde Fit tevra sahabenin diyor Tevrat'taki misali budur ve meselu fil İncil peygamberin ashabı İncil'de şuna benzetildi diyor. Mesela Hazreti Ömer hakkında, bu hakkında hepsi hakkında Tevrat'ta bahis var. Bir Yahudi alimine soruldu. Ömer'i gördü radıyallahu anh namaz kılarken. Dediler bunun hakkında bir şey biliyor musun kitapta? Var dedi. Ne var? Karnum min hadid. Demirden boynuz diyor dedi. Ne demek o? Hiç taviz yok demektir. Allah diyor ki demirden boynuz diyor. Yani bu şu demek hiç buna bir şey işletemezsiniz. Batıl işletemezsiniz buna. Öyle sert Allah yolunda mesela. Hepsinin sıfatlarını yazıyor. İnna da beyan ediyor. Peki o peygamber nasıl bir peygamber? Yemurun bil maruf Onlara marufu emrediyor. Maruf nedir? Örfen, aklen, dinen, hoş görülen şeyler. Namaz, oruç, hac, zekat. Ondan sonra zikir, iyilik, sadaka, akrabayı gözetmek, yoksula bak. Bunlar hepsi iyi şeyler değil mi? Hangisinde bir yanlış var? Ondan sonra ve enha'l-münkeri. Onları münkerden, dinin, aklın reddettiği şeylerden nehyediyor. İçki, kumar, faiz, fuhuş bunlardan. Ne fayda var? Ve yuhillulût Tertemiz şeyleri onlara, lezzetli şeyleri helal ediyor. Bütün helallar nasıl tertemiz. Hepsi nasıl? Lezzetli. Ve yuharrimu aleyhimul Pis şeyleri onlara ne yapıyor? Haram ediyor. Zararlı şeyler. İçki zararlı, kumar zararlı, faiz zararlı, zina zararlı, domuz zararlı. Bu pislikleri haram ediyor. Ve <laughs> yadav'anu Onlardan ağır yüklerini kaldırıyor. Ve leğlâlelleti kânet aleyhim. Üzerlerindeki bu kavları kaldırıyor. Yani mesela Tevrat ehli, Tevrat'ta, İncil'de ki durum ağırdı hükümler. Onlar İslam gelmesiyle ne oldular? İslam'a girenler çok rahatladılar. Abdullah ibn Selamlar, sahabe olanlar hep rahatladı. Niye? Eski dinleri çok zor. Mesela orada neydi? Bu elinle ne yaptın? Hırsızlık yaptın. Diyelim efendim, zina yaptın, kadına tuttun. Bu eli keseceksin. Ne kadar ağır bir şey. Bir yere pislik değdi. Etinden derinden o orayı yıkasan olmuyor. O etik deriyi keseceksin. Bak şimdi ne kadar ağır hükümler vardı. Ondan sonra kasten olsun, hatan olsun adam öldüren de mutlaka adamı öldürmek şarttı. Halbuki bizde nasıl? İsterse kan sahibi affedebilir. isterse diyet verir, kan parası alır. E, hatalı olan da zaten diyet hakkı doğuyor. Çünkü yanlışlıkla olduysa. Ama onlar da illa öldürülecekti. Bunlar ağır meseleler. Ganimet malları toplanır toplanır ortaya konur. Allah'tan bir ateş gelir onu yakardı. E bizim ümmette ne oldu? Ganimet malları en helal mal oldu. İslam Müslümanlar onlarla güçlendiler. E böyle kolaylıklar var. Mesela evvelki ümmetlerde durum neydi? Gece evinde zina etse kapısına sabah Allah'ın melekleri kudret kalemiyle bu adam ki bu evde gece zina etti diye yazarlardı. Kimse de onu silemezdi. E bir adam komşusunun kapısına bakıyor. Gece evde ne olduğunu yazıyordu. İnsanlar rezil oluyordu. E şimdi bizde bu kadar günahlarımız var. Allah'la aramızda kalıyor. Rabbim rezil etmiyor. Yeter ki tevbemizi becerelim. Kul huzuru olmuyor. Ama işte diyor o ağır yüklerini üzerlerinden kaldırıyor o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte, amenu bi. Artık kimler ki ona iman ettiler, ve azzeru ona tazim ettiler ve nasaru ona yardım ettiler. Dinine yardım şu anda bile ona yardım nedir? Ben size diyorum şu Arifan dergisini boşuna söylemiyorum. Burada reddiyeler yapıyoruz. Bu reddiyeleri okuyun, yayın, dağıtın. Resulullah'a yardımdır. Niçin? Bak burada adam ne diyor? Adam diyor ki peygamber sahabeden razı değildi. Sahabe de peygambere çok hürmet ediyordu. Çünkü sahabe de sıradan avam insanlardı. Kültürsüz insanlardı. Bu adam Türkiye'de en meşhur hocalarda. Millet bunu dinliyor. Resulullah'a ne iftira hakaretler ediyor? Daha önümüzdeki şeylerde de yazacağız. Ya diyor karizmasını artırmak için diyor cinsel gücünü bile diyor üstün tutuyorlar diyor. Yok efendim şu kadar erkek gücü varmış. Ne alakası var diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Resulullah'ın ırzına kadar, namusuna kadar, cinsel gücüne kadar bu ne biçim bir taarruzdur, bu ne biçim bir saldırıdır ya? Bunu Hazreti Enes de söylüyor. Biz diyor Resulullah Efendimiz'de 40 erkek gücü olduğunu biliyor çünkü dokuz eşi vardı. Tek kusurla dokuz eşiyle de birleştiğini biliyoruz diyor. Dokuz eşini gezerdi. Sonra tek bir kusur alırdı. Arada abdest alırdı. E bu bir güç ister. Hazreti Enes bunu Buhari'de söylüyor, Buhari'de. Ama ondan sonra da İbn Hacer Hazretleri Diyor ki bu cennet erkeklerinden 40'tır. E bu dünya erkeklerinden 4000 erkek gücüne tekabül eder. E Huneyn muharebesinde herkes kaçtığı zaman da bir tek önde Resulullah duruyordu. Hz. Ali bile Allah'ın aslanı harp kızışsa hepimiz peygamberin arkasına sığınıyorduk. En önde onu bırakıyorduk diyordu. Bu cesaret neydi? Bu kuvvet neydi? Kimde vardı bu? Tek başına dünyaya meydan okumuş krallara. E sen bunu inkar ediyorsun. E biz de bu dergide bunlar reddiyeler yapıyoruz. Onun için buna sahip çıkın diyor. Ona yardım edenler. Nasıl yardım edeceğim peygamber? Gidip git peygamberi bulabilecek misin ki? Götür bir çorba. Ya Resulallah sana börek yaptırdım. Git nasıl yardım edeceksin? Mübarek O'nun sahabesine, O'nun menakıbına, O'nun faziletine, O'nun dinine taneden noksanlık getirenlere cevap vereceğiz. Bugünkü cihadımız ilim cihadı. Sen de bunu yayacaksın, dağıtacaksın. Ne olacak? İnsanlar, aa bu yanlış konuşuyorsa, sahabe böyle değil, Resulullah sahabeden razı, bu ne biçim şey ya? Diyecekler. Bu işte bize yardım ederseniz, bu dine yardım, Resulullah'a yardımdır. Ben kendime sizden para istiyor muyum? Ona destek çıkanlar. Nasıl destek çıkacaksa. Bütün hadisleri inkar ediliyor. E biz burada cevap verip duruyoruz. E sen bunu dinle kardeşim, şurayı dinle, burayı dinle demezsen, adam onları dinlemezse, batılları dinleyecek, hadisleri inkar edecektir. E Allah'ın Resulüne destek nasıl çıkacağız? Sözlerine ya destek, dinine destek, sünnetine destek. وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذ۪ي مُزِلَمَعَا Onunla birlikte indirilen nura da uyanlar, ne indirildi onunla beraber? Nur Hazreti Kur'an. Ona da uymaya devam edenler. Ülâkevmül müflihûn. İşte ancak onlardır. Felaha erenne. Umduklarını bulanlar, korktuklarından emin olanlar. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyüven ey bütün insanlar. inni Resulullah ileykum. Ben Allah'ın size elçisiyim. Cemi'a hepinize birden. Şimdi insanlar deyince Yahudiler girdi mi? Hristiyanlar girdi mi? Bütün dünya halkı girdi mi? Evet. Ben hepinize Allah'ın Rasulüyüm diyor. Ellezi kim o Allah? Öyle Allah ki lehu mülkü <laughs> semavat Göklerin yerlerin tapusu onun, mülkü onun, hakimiyeti onun, hükümranlığı onun. La ilahe illa ve yuhyi ve ümit. Ondan başka ibadete la ilahe yok. Dirilten o, öldüren o. Şu anda nicelerin canını alıyor. Balıklardan, hayvanlardan, böceklerden, insanlardan, cinlerden. Şu anda kaç kişi şu saniyede canını Allah alıyor? Şu anda kaç kişi anasının karnında şu saniyede Allah can veriyor. Bütün alemler bazında konuşuyorum. Hayvanlar dahil. Dirilteni öldüren başka var mı yok? E ben o Allah'ın peygamberiyim size diyor. E şimdi bu diyalogçular da çıkmış. Diyorlar ki Yahudi de cennete girer. Hristiyan da cennete girer. Bizim peygamberimize inanmasına lüzum yok. Bizim peygamberimizin Kur'an'ına uymasına lüzum yok. Bu nasıl olacak? Bu ayet ne diyor? Sen ne diyorsun? Ne diyor bu ayet? Ben hepinize Allah'ın Resulüyüm. Peki şimdi sen kabul ediyor musun ki Yahudi Hristiyanlara da bu peygamber geldiğini? Resulullah'ın onların da peygamber olduğunu. Ediyorum. Ayet var. Peki bunlar ona inandı. Uydu mu? Uymadı. Nasıl çente girecek? Ve ma arselnâ min rasûl illâ iznillah. Allah'ın izni ile her gönderdiğimiz peygamberi niye gönderdik? İtaat olunsun diye gönderdik. Şimdi bunlara Rasul geldiğini kabul ediyor ama bunlar itaat etmese de cennete girecek diyor. Bu nasıl iştir? Allah diyor itaat olunsun diye gönderdik. Rasul keyif için mi geldi? Biz iman ettik elhamdülillah. Onunla gönderilen nura ittiba ettik elhamdülillah. Ve onun dinine uymayan, ben Yahudilikten çıktım, Hristiyanlıktan uzak oldum, İslam'a din olarak kabul ettim, Kur'an'a uydum demedikçe ehli kitabın hiçbirinin cennete giremeyeceğini de ilan ettik elhamdülillah. Bunu böyle bilin. Bu usta kitap yazdık. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Kitap orada gitti. Dükkanda var. Burada deliller dolu dolu doldu. Hepsiyle tek tek uğraşacağız inşallah. Nerede bir batıl görüş var? Cevabı Kur'an'da var. Yeter ki çıkartmasını bilelim. Şimdi son netice. Fe aminu billah. Ey kullar o Allah'a inanın. Ve Resulü'nün ümmi ümmiyyillezi. Onun o ümmi peygamberine de inanın ki. Yüminü billahi ve kelimati. O ne yapıyor? Hem Allah'a inanıyor hem Allah'ın kelimelerine, dinine, hükümlerine, hepsine inanıyor o peygamber. Siz de ona inanın. Yeter mi inanmak? Yetmez. İnanmak şöyle. Bir Yahudi veya Hristiyan dese ki. Ben de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğru bir adam olduğuna inanıyorum. Ona da Allah'tan kitap gelmiştir. Dese Cennete girer mi? Ya. Niye? Ve tebi'uhu Kendi Yahudiliğinizi, Hristiyanlığınızı, dininizi bırakıp ona uyun. İnanından sonra ne emri geldi? Uyun. Ne demek uyun? Koçavasız diyor. Bu Araf suresinin 158. ayeti şifa Şerif'in dersinde. hasıl kelam bu ayet-i kerimeyle de beraber ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta ve İncil'de geçen bazı vasıfları da bu ayette belirtildiği üzere ayetlerden, hadislerden bayağı bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikredildi. İnşallah yine bu faslı da bitiremedik ama e, 15 gün sonra ne yapıyor şimdi düzene girsin? Bir boş, bir dolu. Buna göre kadın erkek seferber olalım, insanları uyaralım, haberdar edelim. Bunca ayet hadiste millet duysun, kulaklarına vursun, oradan kalplerine insin. Herkes çevresinde Resulullah'ın tebliğcileri olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü de bizden razı olsun. Hepinizden hoşnut razı olsun. 15 gün sonra inşallah efendim buluşalım. Şimdi birkaç ilanımızı kısaca yapalım. O da nedir? Salı akşamları Lale Gül Efendim'den canlı yayını Ahmet Hoca TV internet sitesinden canlı olarak görüntülü izliyorsunuz. Saat kaçta? 9'da. Soru cevap. Birebir diye bir program yapıyoruz. Bu ne zaman alındı şimdi? Çarşambaya alındı. Çarşamba kaçta? 9'da bu efendim hoca yazıp 66-88'e boşluk bırakıyorsun. Hoca yazıp 66-88'e mesaj gönderiyorsun. Hangi mesele olsa ben onları okuyorum. Tek tek okuyorum. Yalanım yok. Ona göre de cevaplarını vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Cevapsız bir şey kalmayacak. Allah'ın dininde her şeyin cevabı var. Bunlara cevaba başlayacağız. Güzelce anlatacağız. Her çarşamba 9'da canlı mesajlar geliyor. Sırayla cevaplarını veriyorum. Çok mesele duyuluyor fıkıhtan. Şimdi burada fıkıh meselelerine giremiyorum. Bir dahaki şifa dersi 11 Ekim pazar. ikindi namazını müteakip Allah Habibinin sofrasında buluştursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her perşembeki sohbetimizi de 0546 370 2020. 20. Bunu da internettekiler için de duyuruyorum. Çünkü onlar dünyanın çok muhtelif yerlerinden merak edenler oluyor. Bunlar her zaman internet başında olamıyor. Onlara da Allah bu imkanı nasip ediyor. 0546 370 20, 20 bu hattı çevirse Perşembe canlı sohbet buradan telefondan ulaşıyor. Şimdi bir de görüntülü çıkıyormuş. İnşallah görüntülü de olur. Ne kadar bu teknoloji ilerlese biz onu Allah'ın dinini tebliğde kullanırız. Her çeşidini kullanacağız. Yeter ki bir insanın kulağına bir hidayet vursun. Allah Teala tesirler halka eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyl ve Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil Muhammedin ve ala ve اللهم <سؤال> انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول معامل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول معامل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husul niyetiyle ve Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı bize şahit olsun şefaatçi olsun salavatlarımız kendisine arz olsun niyetiyle buyurun Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatü vesselam aleyke ya Habiballah. Salatü vesselam aleyke ya Seyyidül Evvelin ve Ahirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülek ya rabbel âlemin. Fatiha demeden bunları yine duyuruyorum. Ehli sünnete muhalif görüş sahiplerine 25 saat reddiye var bunda. 25 saat. Bu reddiyeleri de güzel dinleyin. ilimli olursunuz. Onlara karşı cevabınız hazır olsun. Bu Arifan dergisi haftaya yenisi çıkar ama şimdi bu son sayısından da nasibiniz olsun. İnsanlara yardım niyetiyle alın dağıtın. Hem hayra niyet edin. Hem hayrınız olmuş olur. Hem efendim verdiğinizden kalan Para da hayra kalıyor. Hepsi hizmete niyet ediliyor. Yeter ki ehli sünnetin bu reddiyeleri cılız kalmasın. Kuvvetli olsun, güçlü olsun. Allah ve taraftarları, Resulünün taraftarları galip olsun. Sizin de bunun da desteğiniz olsun. Allah ve Resulü razı olsun. Amin. Dilleriniz cehennemin ateşinden azad olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kethir. Şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ve sahibi şeyhine akvole refen bombraz olsun. Emanet namaz Müslümanlar, cemaat, hazırin el Fatiha. Perşembe akşamı yası müteakip sohbet oluyor. Cuma geceleri, perşembe cuma bağlayan gece inşallah Rabbim ihyasını nasip etsin. Onda kadınlar gelmiyor, erkek cemaatler birbirini haberdar etsin. Evet Osman Ertuğrul efendi Ertuğrul Osman efendi dün vefat etti. Cenazesini efendi hazretleriyle beraber de iştirak ettik. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. <laughs> Ruh için el Fatiha.